Bildiğimiz üzere başörtüsü meselesi milletimizin kalıcı ve köklü mutabakatı ile çözülmüş bir meseledir. Bu konuyu ısıtıp tekrar gündeme getirmenin, yeniden kısır bir tartışma ortamı yaratmanın hiç kimseye bir faydası dokunmayacaktır. Türkiye'de başörtüsü sorunu bitmiş, mağduriyetler dönemi kapanmıştır. Ancak Kılıçdaroğlu'nun derdi başkadır, hesabı başkadır, hedefi başkadır, hevesi başkadır. Şayet mazilerindeki ayıplı sayfalardan nedamet duyuyorlarsa, buyursunlar gündemdeki anayasa değişiklik teklifine destek versinler. Başörtüsü meselesini yasal değil, anayasal güvenceye kavuşturmak için haydi gelin elinizi taşın altına koyun, dürüstseniz gereğini yapın, karnınızdan konuşmayın, işte er meydanı, işte demokrasi imtihanı, işte tutarlılığınızı göstermenin altın fırsatı. Şayet Alevi kardeşlerimiz cemevini ibadethane görüyorsa ki öyledir, bize düşen buna saygı duymak ve peşin hükümlerin ambargosundan kurtularak yapıcı ve destekleyici bir tavır almaktır. Bunda çekinecek, tereddüt edecek, endişeye kapılacak hiçbir şey olamayacaktır. Kimin nerede ve nasıl ibadet edeceğinin yazılı bir kuralı, bağlayıcı bir hükmü, genel geçer bir ilkesi yoktur. Rusya ile Ukrayna arasında askeri, enerji ve iletişim altyapılarına uzun menzilli, yüksek hassasiyetli füzelerle yapılan saldırıların ağır maliyetleri olacağı şüphesizdir. İki ülkenin de aklı selim bir çizgiye gelmesi, bölge ve dünya barışı adına bir mükellefiyettir. Diğer yandan Yunanistan'a enerji taşıyan hat TANAP'tır. Bu ülkenin Türkiye'ye parmak sallamaktan vazgeçip sabrımızı taşırmaktan uzak durması enerji güvenliği açısından lehine bir durum olacaktır. Avrupa ülkeleri bu kış nasıl ısınacaklarını, nasıl aydınlanacaklarını kara kara düşünmektedir. Çok şükür Türkiye'nin böyle bir sorunu, böylesi bir korkusu asla yoktur. Dünya artık akıl ve iradeyle, barışçıl çabalarla bugünkü tehlikeli ortamdan çıkmalıdır. Bu işin şakaya gelir hiçbir yanı yoktur. Kılıçdaroğlu'nun bu gelişmelerin gölgesinde apar topar ABD'ye gitmesi talihsizliktir, densizliktir, pervasızlıktır, düşüncesizliktir. Gerekçeyi de hazırlamışlar. Neymiş? Ziyaretin amacı teknolojik ve bilimsel gelişmelere yönelik görüş alışverişinde bulunmakmış. Cumhuriyet'in ikinci yüzyıl vizyonunu en parlak beyinlerle tartışacaklarmış. Kılıçdaroğlu teknolojik ve bilimsel gelişmeler hakkında ne söyleyecek, neyi duymayı umut edecek, hangi parlak beyinlerle bir araya gelecektir? Sayın Kılıçdaroğlu, bırak bu işleri, geç bu masalları. Ağzında bal olan arının kuyruğunda iğnesi olur. Buna da çok dikkat et. Herkes biliyor ki Amerika Birleşik Devletleri Cumhurbaşkanı adaylığı için icazet almaya ya da işaret edilecek müstakbel zillet adayının ismini öğrenmeye gittin. Kılıçdaroğlu'na diyorum ki denenin döne dolaşa geleceği yerde bir kursak ya da bir değirmen taşıdır. Su yatağını, yelde tepesini mutlaka bulacaktır. Teslim olmuş başta devlet konmaz. Konsa bile çok durmaz, duramaz. Kılıçdaroğlu barışma ve helalleşme hikayesini anlata dursun. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir cenaze nakil aracında yüklü miktarda uyuşturucu yakalanmıştır. Meğer İstanbul Belediyesi gerçekten de çok çalışıyormuş. Bunlara karşı kaçakçılık meşru, hırsızlık olağan, yağma sıradan, ihanet de demokratik bir haktır. Zillet ittifakı işte budur. Değerli arkadaşlarım,
Ampute Futbol Dünya Kupası şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımımızı ve teknik heyeti gönülden tebrik ediyor. Bütün sporcularımın gözlerinden öpüyor. Hayırlı olsun diyorum. Asıl engel bedende değil, kalpte olandır. Ve engeller aşılmak, zorluklar yenilmek için vardır. Engelleri geçip dünyaya Türkiye ismini şampiyon diye söyleten evlatlarımızla gurur duyuyor, başarılarının devamını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken hepinize bir kez daha hürmet ve muhabbetle selamlıyor. Güzelliklerle dolu bir hafta geçirmenizi temenni ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet, biraz koruma arkadaşlar.